Merhaba Kadın Payı izleyicileri. Bugün konuğumuz Fatma Gözde Çilingir. Kendisi moleküler biyolog. İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik ODTÜ Genetik'te okudunuz. ODTÜ'de biyolojik bilimlerde yüksek lisans yaptınız. Lisans döneminde Kyoto'da Japon makaklarının yemek yeme davranışları ile ilgili çalışmalara katıldınız. Birçok şey geçiyor burada. Burma çatılı kaplumbağası ve Güney Nehir kaplumbağasının genetik genomik korunması vesaire vesaire. Uzunca bir şey gidiyor. Şimdi böyle okudum vesaire vesaire diye geçtim ama not alırken de şöyle bir şey hissettim ben. İmrendim. Böyle ince, meraklı, sabrına sahip biri değilim ben. Ama okuduğum kadının ilgi alanları böyle istikrarlı bir şekilde merakının peşinde giden bir bilim kadını var Gözde Hanım. Öncelikle ben dedim ama sizi tanıyalım sizden. Tabii. İşte İTÜ'de moleküler biyoloji ve genetik okurken işte son 2 yılımda artık yavaştan şeye karar vermiştim. Sadece laboratuvar çalışması yapmayayım da araziye de gideyim. Arazi dediğimizde işte açık alan, o zaman ne anlıyorsam ondan. Daha sonra işte araziye giden biyologlarla tanıştıkça ya da işte öğrendikçe böyle konular da varmış işte ekoloji, doğa koruma. İlgi alanım tamamen o tarafa kaydı. Yani laboratuvarda öğrendiğim teknikleri bir şekilde araziden de veri toplayarak harmanlamak ve bir şeyler yapmak. Dolayısıyla ODTÜ'de yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansımda Türkiye'deki bozayıların filogeni ve filocoğrafyası üzerineydi. Böyle bir adım atmış oldum. Daha sonra da Singapur'dan bir burs aldım. Doktora'ya da Singapur'a gittim. Şöyle yola çıktım aslında. Ben biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Çok genel bir şey. İşte genetik okuduk, ne yapabiliriz? İşte popülasyon genetiği olabilir, koruma genetiği olabilir. Böyle yola çıktım. Singapur'daki hocam da işte elindeki projeleri bana saydı. İşte senin şeylerinle, bilginle ya da işte daha önceki tecrübelerinle şu konularda çalışabilirsin, hangisini istersin gibi. Bir tanesi, hocam bu arada herpetolog, yani kurbağaların ekolojisiyle çalışıyordu. İşte Singapur'daki kurbağalar dedi, ondan sonra bir şeyler. Ondan sonra da Myanmar'da dedi bir şey var, nesli kritik tehlike altında bir kaplumbağa türü var. Bir türle ilgili de şu anda işte bazı sivil toplum kuruluşları, Myanmar hükümeti ortak çalışma yapıyorlar. Ve bu yani bu zamana kadar yapılmış olan koruma çalışmaları üzerine bir de genetik bir çalışma yapmayı düşünür müsün dedi. Myanmar'da. Ben Myanmar'ı seçiyorum o zaman. Myanmar'da belki izleyiciler bilmiyordur. Çünkü ben gelirken baktım. Güneydoğu Asya'da Hindistan'ın yanında. Evet, Hindistan'ın hemen doğu sınırını paylaşan bir ülke. Kötü haberlerle de duymuş olabilirler. Sen kıyımları işte ya da şey gelişmemişliği, az gelişmişliği maalesef ünlü şu aralar. Gözlem, Myanmar nasıl bir ülke? Hazır haritada yerini bulamadık falan deyince. Ya buna çok nesnel yaklaşmam pek mümkün değil. Çünkü gönül bağım var benim o ülkeyle. Çok çok yakın arkadaşlarım var. Tamamen kişisel fikirlerimi paylaşacağım. Tamam. Ben oraya ilk gittiğim zaman daha önce hiç gitmemiştim yanlara. Tabii ki yokluğu, insanların yaşadığı koşulları, ki büyük şehrinden bahsediyorum. Yani gittiğim ilk yer büyük şehirlerinden biriydi. Gördüğüm zaman tabii ki şoke olmuştum. Yani ne yapacağımı bilemiştim. Çünkü yabancılar göreceli yeni yeni gitmeye başlıyorlar yanlara ve siz sadece renginiz, temizin rengi çoğunluktan farklı diye böyle bir ünlü muamelesi görüyorsunuz. İşte diyelim oradaki tapınağa gittiniz, gezeceksiniz kültürel bir gezi. İnsanlar durup size fotoğraf çekmek istiyorlar. Böyle bir anda şey oluyorsunuz yani. Ben ne yapıyorum burada? Hani ya da işte insanların içinde bulunduğu yaşama koşullarını gördüğünüz zaman ki bahsettiğim şey kısımları, uzak kısımları, merkezler uzak kısımları, yani benim arazi yerlerime gittiğim zaman bile, yokluğu gördüğüm zaman, köylere gittiğim zaman şey oluyordum ben. Şimdi burada bu kadar sıkıntı var ve ben bu insanlara gidip kaplumbağa korumasından bahsedeceğim. Bana birisi de kalkıp dese ki kardeşim biz burada açlıktan, hastalıktan kırılıyoruz, sen neyden bahsediyorsun dese, ne diyebilirim ki? Yanıtı yok. Benim açımdan yoktu. Ama işte böyle bir şeyle karşılaşmadık ilginç olarak. Çok da ilgilendiler, müteşekkir oldular. Çünkü işte
Çalışmalarımın bir kısmı da sosyal bilimci arkadaşlarla beraber bir ortak çalışmaydı. Hı-hı. Bu çalışmada da benim üzerine çalıştığım kaplumbağaların doğal yaşam alanlarına yakın köyleri gezip, o köydeki yerel halkla konuşup, acaba burma çatalı kaplumbağası dendiği zaman bu hayvanı hiç görmüşler mi, duymuşlar mı? Çünkü çok nadir aslında bu hayvanlar. Sayıları çok çok az doğada. Hiç karşılaşmışlar mı? Hiç işte pazarda görmüşler mi? Yumurtalarını biliyorlar mı? Ya da biz bu hayvanları artık yavaş yavaş doğaya salmaya başlıyoruz. Bu hayvanların sayısı arttığı zaman davranışları nasıl olacak? Bunları anlamak için bir projemiz vardı. Orada ben en çok aslında Myanmar'la o bağ kurdum. Ve insanlar dediğim gibi ben şeyi beklerken, siz neden bahsediyorsunuz? Tepki beklerken çok ilgilendiler. Dedelerimizden, büyük babalarımız, işte büyük annelerimizden kalma bu hayvanlar çok uzun yaşıyorlar. Onlar bizim mirasımız gibi bir algının olduğunu anladık analizler sonucunda. Ve hatta işte ta uzak memleketlerden buraya gelip bu konuda işte çalıştığımız için de bize teşekkürlerini sundular. Tabii hani şey açısından, peki o zaman kaplumbağaların sayısı artınca insanlar gidip yumurtalarını alıp yemeyecekler mi? Yemiyor orada. Yemiyor. Buna cevap vermez bu sonuçlar. Ama en azından o kaplumbağalarla ilgili ya da koruma projeleriyle ilgili ne düşündüklerini öyle anladım. Benim açımdan, pardon, benim açımdan Myanmar, Singapur'da uzun süre yaşadıktan sonra insan ilişkilerinin çok tatlı bir nosyonda olduğu, kendimi bir parçası gibi hissettiğim. Kültürel açıdan da öyle. Hani aile ilişkileri, arkadaşlık ya da işte öğretmene ya da işte bilim yapana diyeyim saygı o toplumdaki beni hep çok etkiledi. Ten rengi dediğiniz fotoğraf çekilmek istiyordu. Oradaki şey ne? Yani ten renginin beyaz olması, oradaki hissiniz ne oldu? Utanmak. Utanmak oldu. Niçin? Çünkü ayrıcalıklı gibi görüyorlar. Şöyle mesela, şöyle bir anım var. Evinde kaldığım bir arkadaşım, çocuğu var. Çocuk da işte benim yeğenlerimle eşitti. Hani o yüzden çok seviyorum, özlüyordum yeğenlerimi. Onunla çok vakit geçiriyordum. 5-6 yaşlarındaydı o zaman. Ve o zaman da burmacam çok iyi değil, anlamıyorum ama çocuk böyle benle ilgili konuşuyor annesine, o kadarını anlayabiliyorum. Burmaca dil biliyorsunuz mu? Kendimi tanıtacak kadar tamam. Ya da işte şu anda ne konuşuluyor anlayabiliyorum, okuma yazabiliyorum. Annesine benle ilgili bir şeyler söylüyor, onu anladım. Bir de güzel gibi bir şey söyledi. Arkadaşıma dedim ki, Kalya hani ne dedi? Dedi ki, demiş ki annesine, anne ben de çok iyi bir insan olursam bir gün benim de tenim beyaz olacak değil mi teyze gibi? Ben de güzel olacağım değil mi bir gün? Ya da çok süt içersem de beyazlaşırım değil mi diyormuş annesi. Şimdi evet, 5 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Bütün arkadaşlarım işte ten rengini açıcı kremler kullanıyorlar. Güzellik anlayışları bu şekilde empoze edilmiş insanlara. Kendi aralarında bile hani teni çok koyu olanları aşağılıyorlar. Irkçı bir söylem var orada. Hatta Rohingya halkı içinde onu kullanıyorlar. Ten rengi çok koyuysa çok hiç makbul olmayan bir şey. Beyazsanız direkt güzelsiniz. Beyaz olmak yani. O yüzden de utanıyordum yani hani. Çok öğretilmiş bir şey dediğiniz gibi. Çok öğretilmiş bir şey. Güzellik algısı çok çok öğretilmiş. Ne kadar yaşadınız orada? Şu an orada yaşamıyorsunuz değil Yok, mi? Yok hayır. Yaşamadım. Gidip geliyorsunuz ama Türkiye'ye. Şöyle oldu. Doktoram süresince yani 5 yıl içerisinde hep Singapur'da yaşadım ama Myanmar'a gidip geldim araç çalışmalarım için. Bütün gidip gelmelerimi toplasam belki 4 ay falandır toplamda hani orada kaldım ama hiçbir zaman orada yaşamadım. Doktoram biter bitmez bir süre yaşamayı istedim açıkçası. Herhangi bir iş ne olursa olsun bir süre Myanmar'da yaşayayım istedim ama olmadı. Yani pozisyon bulamadım, işte yapmak istediğim işler için izin alamadım. Yabancılarla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Yani özel izin almanız gerekiyor. Onlarla problemler oldu ama hep bir köşede var. Yani hayatımın bir döneminde Myanmar'da uzun kalmalı bir projede yer almak çok istiyorum. Sosyal medya hesabınıza baktım Gülsün Hanım. Çeşit çeşit ülkeler. Kaç ülke gezdiniz bu arada? Sayısını tam bilmiyorum ama hani bilim insanları için genelde şey olur. Yani tabii biz de arazi yapmak için falan da geziyorsunuz ama bir de konferanslar falan da oluyor. Tam olarak gezme de değil aslında ama bir geçiş, sürekli bir gezme hali var. Evet. Panel, konferans vesaire diye. Şeyi söylediğim sosyal medya hesabınıza baktım ama içimden geçen şu oldu. Acaba Gözde Hanım demeden düşündüm. Türkiye gündemine bakıp ben ne yapıyorum diyor mu? Veya tam tersi Türkiye'dekiler ne yapıyorlar? Yani iki soru. Ben ne yapıyorum mu diyorsunuz? Yoksa böyle bir timeline akışa baktığınızda burada insanlar ne yapıyorlar mı diyorsunuz?
Şimdi buna... Çünkü farklı bir frekanstasınız çünkü uğraşlarınız evet. falan. Ama o esnada çok saçma sapan şeyler de oluyor memlekette. Doğru. Burada hayatımın büyük çoğunluğunu Türkiye'de geçirdiğim için tabii ki burayla hala da işte gündemle de iç içeyim. Bütün sevdiklerim, ailem Türkiye'de. Tamamen şey gibi değilim aslında. İlgilenmiyorum hani gibi. Ama şey oluyor. Oradan değilim. Değil. Tamam. Ama şey durumu var. Yani özelleştikçe ya da bir konu üzerinde çalıştıkça biraz gerçeklikten kopma olayı var. Ya şey gibi çok basit. Ben ne iş yapacağım Türkiye'de yaşamak istiyorum ya da işte nereden para bulabilirim falan gibi. Çünkü sonuçta sizi finanse edecek kuruluşların olması lazım yapacağınız işe. Devletin bir bilim politikası olması lazım en başta. Evet. Ona göre de bütçe ayıracak falan filan. Kısa vadede çok gelecek görmüyorum kendime Türkiye'de o açıdan ama hani bu insanlar ne yapıyor gibi bir bakış açım yok. Özellikle akademik anlamda bakacak olursak çok güzel işler yapan tabii iki elin parmağını geçmeyecek benim alanımda en azından insanlar var. Hayranlıkla izlediğim işlerini, nasıl burada çabaladıklarını, nasıl emek verdiklerini, nasıl insanın hayatlarına dokunmak istediklerini bildiğim ve bunda da böyle hani şey olarak hani ne kadar güzel dediğim bir sürü takdir ettiğim insan var. Kendi açımdan da şeyde zaten daha moleküler biyolojiyi bitirip işte yüksek lisansta hani bozayılarla çalışacağım artık ben ekoloji üzerine çalışacağım dediğim zaman mesela etrafımın tepkisini hatırlıyorum bu çocuk bölümü seçtiğim zaman bile bu kadar bilmiyordu şimdi biraz popüler oldu da genetik ve işte puanını heba etme öyle bir şeyden geliyorum aslında geçmişte. Ondan sonra ay insan genetiği çalışacak klonlama yapacak modları oldu kanser çalışacak sonra yok ben ekoloji çalışacağım ama bu çocuk ne yapıyor hani öyle bir bunlara bir yaşandı yani. Ben ne yapıyorum şeysini aştım çoktan o yüzden. Hani. Ama tabii ki doğa koruma alanında, işte ekoloji alanında Türkiye'de yapılacak bir sürü iş var. Ve bilimde kadın olarak burada yapmak istediğim çok şey var elbette. Ve bir şekilde sosyal medya bir yerden başlamada vesile oldu. Şöyle, yaptığım işi duyurmaca. Evet, orada çok takdir edildiğinizi, sevildiğinizi biliyorum. Yani benzer hayallerin sahip olan kadınların sizi izlediklerini, takip ettiklerini falan düşünüyorum. Çünkü bu önemli. Yani ben de şey lisansta okurken dediğim gibi işte araziye giden biyologlarla tanışınca bir anda aa böyle şeyler de varmış. Şimdi sosyal medya var, bilgi erişmek ya da farklı yüzlere erişmek daha kolay. Ben de bir insan için herhangi bir bölümde okuyorsa, özellikle temel bilimlerde okuyorsa ya da moleküler biyoloji ve genetikte okuyorsa aa bu bölüm bitirince şu şöyle işler de yapılıyormuş şeyini ne denir? Motivasyonu motivasyonunu verirsem çok mutlu olurum. Bunu hissettiğim birkaç şey oldu aslında insanlardan geri dönüş oldu. Çok mutlu oluyorum o açıdan. O ilk genetiği seçtiğinizde aldığınız tepkileri söylediniz ama bir de kaplumbağa ilgi alanınız var, uzmanlık alanınız var. Doğru mu diyorum? O nereden, o ilgi nereden hasıl oldu? Onu da anlatmak zordur çünkü. Yani tabii, neden yani, kaplumbağa? Neden? Evet, doğru. Vallahi dediğim gibi, şöyle bir hikayem yok. Ben işte küçüklükten beri kaplumbağalara hayrandım. Zaten hani bir şekilde onlarla çalışacağım belliydi. Bir hikaye yok. Tamam. Ama şöyle işte hocam, doktoradaki hocam bana Myanmar işte kaplumbağalar deyince zaten kaplumbağa sevmeyen insanla daha tanışmadım. Yani en fazla ne tür oluyorlar? Mesela bir yılan gibi değil. Hani korkmuş. Kaplumbağalar daha böyle sakin işte insanları ürkütmeyen hayvanlar. Kaplumbağaya sempatim yoktu ama yani nötürdüm en şeyinden, en basitinden. Myanmar'ı seçtim. Daha sonra işte gidip bakınca daha doğrusu şöyle, yani dünyadaki şu an tüm kaplumbağaların yarısından fazlasının nesli tehlike altında. Yani böyle bir oran var. Yani yapılacak çok iş var. Yarısından fazlası dediniz. Bütün bilinen türlerin, deniz kaplumbağaları, yani özel olarak bakarsak bu oran farklı ama bütün hepsinin yarısından fazlası nesli tehlike altında. Şimdi bir koruma biyoloğu açısından bakacak olursak, bir dakika burada yapılacak çok iş var. Bu hayvanlar dünyanın hemen her yerinde, buzulları hariç bulunuyorlar. Farklı farklı ekosistemlerde, farklı farklı türler. Yaşam öyküleri de çok değişik bazılarının. Yani bazıları işte 200 yaşına kadar yaşıyor, işte bazıları işte nasıl desem daha genelci tür. İşte kırmızı yanaklı kaplumbağalar insanların evlerine saplanıp baktıkları işte. Onlar mesela genelci tür. Hemen her yerde yaşayabiliyorlar, istila edebiliyorlar. Ama benim çalıştığım kaplumbağa Myanmar'dakiler sadece Myanmar'a has. Başka dünyada hiçbir yerde bulunmuyorlar. Oraya
sadece orada tutunabiliyorlar diyelim. Ve mesela bu hayvanlar arasındaki fark neden böyle? Ve biz bu hikayelerden neler öğrenip bu hayvanların koruma hikayelerine neleri entegre edebiliriz? Yani çok ilginç o açıdan. Sonrasında bu yüzden kaplumbağa demiştik. Bir de genetikçiyim, moleküler biyoloğum. Bu hayvanlar işte çok uzun ömürlüler. O bir efsane değil yani kaplumbağaların çok yaşaması. Hepsi değil. Bazı türler, özellikle büyük olanlar, kara kaplumbağaları uzun yaşayabiliyorlar. Ama hepsi değil tabii. Şimdi nerede yaşıyorsunuz? Ben şu anda Türkiye'deyim. Avusturya'daydım, geldim. Bir aydan az oldu. Türkiye'de yaşıyorum. Aslında toplamda 1,5 senedir gitmeli gelmeli Türkiye'de yaşıyorum doktoramdan sonra. Şimdi de Zürih'e taşınacağım İsviçre'ye doktora araştırma. Evet, şimdi Zürih'te de dev tospalar var. Yani Galapagos'takiler meşhur. Böyle kocaman. Evrim şeyinden biliyorum. Evet, Darwin'in kaplumbağaları. Bu Galapagos kaplumbağaları gibi başka bir dev kaplumbağa kompleksi, yani dev kaplumbağa türü var. Ve onlar da Aldabra atölyede yaşıyor. Aldabra atölyede Madagaskar'a yakın, Hint Okyanusu'nda işte bir mercan adası halka biçiminde. Oraya has bir tür var ve bu tür ekolojik restorasyonlarda kullanılan bir tür. Yani şöyle söyleyelim. Ne demek o? Ekolojik mesela bir habitat düşünün, yaşam alanı düşünün ve orada işte bitki örtüsü var. Ve bu hayvanlar meyveleri falan yiyip onların çekirdeklerini çok güzel dağıtıyorlar. Ve eğer bir habitat, eğer degrede olduysa ya da zarar gördüyse bu hayvanları o habitata koyuyorlar ve bu hayvanlar o şey yaparak, onları yiyerek oraya da has bitkilerin meyvelerini, işte tohumlarını taşıyıp onları yaymaya, oranın eski haline gelmesine katkıda bulunabiliyorlar. Güzel güzelmiş. Bu açıdan güzel, ilginç bir organizma diyebilirim ekolojik açıdan. Evet. Bu hayvanlar da şu anda nesli kritik tehlike altında değil ama duyarlılar. Çünkü adaya haslar zaten hani ve iklim krizi var. Şimdi de İsviçre'deki projemizde de onların genomik çeşitliliğini anlamaya çalışacağım. Bu kendi orijinal adalarındaki genetik çeşitliği nasıl dağılım sağlamış. O adalar dışında başka adalarda da üretiliyorlar. Acaba o taraflardaki genetik çeşitlilik ne kadar doğal çeşitliliği yansıtıyor? Ve biz bu hayvanları işte bu restorasyon için tekrardan, İşte zarar görmüş alanları tekrardan yabana çevirebilmek için kullandığımızda nasıl bir genetik senaryo kullanmalıyız soruları üzerinden bir projemiz var. Ne kadar kalacaksınız Zürih'te? Bir yıl. Şimdilik bir yıl. Evet. Türkiye için plan var mı peki geri dönüşte? Şu an için yok açıkçası. Gelmeyeceğim gibi değil de herhangi bir projem yok. Ama verimli olarak katkı sağlayabileceğimi, kendimi güvende hissedebileceğimi hissettiğim anda elbette. Umarım. Son olarak Gözde Hanım, benzer hayalleri olan, size benzer hayalleri olan kadınlara ya da fark etmez erkeklere böyle fısıldayacağınız bir şey var mı? Yani şöyle, etrafımdaki birçok gençte şeyi görüyorum ve anlıyorum da hani bir tutkum olması lazım şeysi, bir tutku arama. Bazen bu da insanın enerjisini sömürebilen bir şey. Çünkü bulamıyorum, benim bir tutkum yok hayatta şeysi. Ama meraklı olmak, bir şeyi merak etmek çok basit. O meraktan başlayıp üzerine koyarak ve çok çalışarak belki de onu bulurlar. Hani arayarak değil de belki de biraz da böyle, bir öyle, bir böyle, böyle. Deneyerek bir şeyler olabilir. Bence benim hikayem bir şeyi kafama koydum ve bunu yapacağım gibi değil de ya ben bir şeyle ilgileniyorum, hadi şuna bir emek vereyim, bir bakayım. Ondan sonra başka bir şey verip, aa ne kadar güzel, biraz da bu tarafa emek vereyim diye evrildi. Ve belki de ilgili olan insanlara da bunu söyleyebilirim. Ama doğrudan ben doğa korumacı olmak istiyorum diyorlarsa, akademik anlamda da, bu konularda çalışan insanların projelerinden haberdar olmak, işte sivil toplum kuruluşlarının yaptığı işlerden haberdar olmak, gidip gönüllülük yapmak, insanlarla konuşmak çok güzel bir başlangıç noktası olurdu o açıdan. Ve tabii ki çok çalışmak. Sabat etmek, sabırlı olmak gibi. Evet. Çok teşekkürler Gözde Hanım. Çok seveniniz var, takdir edeniniz var. Bir de şimdi sizi dinlemiş olacaklar. Ayağınıza sağlık böyle. Sıcak bir günü Mecidiyeköy'deyiz. Mecidiyeköy'e geldim. Yanıyor. Sonraki konuklarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.